Evet, Gülay Alaca'ya teşekkür ediyoruz. Konuğuna da öyle. Aslında sorunu detaylı bir şekilde aktarmış oldular. Elektrikli araçlardan ziyade benzinli ve dizel araçlara da ÖTV indirimi gerekiyor gibi duruyor diyelim. Ve benzin fiyatlarına geçelim değerli izleyenler. Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim yapıldı. Benzinde de çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim bekleniyor. 92 kuruşluk indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24 lira 51 kuruşa düştü. Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi. Motorinin ardından bir indirim haberi de benzinden geldi. Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 48 kuruş indirim bekleniyor. İndirimle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 25 kuruş, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 36 kuruştan satılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan yeni kararlar açıklandı. Kararnameye göre yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin oldu. Ayrıca 22 üniversiteye 36 yeni fakülte kurulmasına da karar verildi. 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda önemli bir atama gerçekleşti. Osman Sezgin, Milli Eğitim Bakanı Yardımcılığına atandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Yeni Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Marmara Üniversitesi mezunu. Sezgin'in İstanbul Üniversitesi'nden de doktorası bulunuyor. Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir diğer karara göre ise 22 üniversiteye 36 yeni fakülte kurulmasına karar verildi. Aynı kararda Marmara, Mersin ve Pamukkale Üniversiteleri başta olmak üzere farklı üniversitelere ait 16 fakültenin de kapatılması kararlaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu minibüs taksi dönüşümüne ilişkin açıklama yaptı. 1000 minibüsün daha dönüşümü konusunda çalışmalar var dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu İstanbul Kağıthane'de bulunan Su Parkı açılışına katıldı. Kara İsmailoğlu açılış sonrası Beşiktaş Gültepe minibüs hattı minibüsçüleriyle konuştu. Minibüslerin taksi dönüşümüne ilişkin soru üzerine 1000 minibüsün daha dönüşümü konusunda çalışmalar var dedi. Kurayla bu iş çekildi ve yapıldı. Orada bile biliyorsunuz bir sene bu işi süründürdüler. Sonunda ısrarlara rağmen sonunda yaptılar bu işi. Yine aynı şekilde 1000 tane daha bir dönüşüm konusunda da bir çalışmamız var. Orada da arkadaşlarımız belediyedeki yönetimlerle beraber konuşuyorlar. İnşallah o da belli bir süre içerisinde o dönüşümü de yapmak için çalışmalarımız devam ediyor.